Evet, İran, Azerbaycan sınırına gitmemiz gerekiyor. Çünkü orada da gelişmeler çok önemli. Esasında İran, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian Moskova'ya gitmişti biliyorsunuz. Sergey Lavrov'la bir takım görüşmeler yaptı vesaire. Oradan ben şöyle bir izlenim edindim Moskova'daki İran Dışişleri Bakanı'nın havasından. Pek beklediklerini bu konuda bulamamışlar gibi. Yani Rusya diyelim ki İdlib'de Türkiye'ye daha bir dişlerini gösterirken Suriye'de, Kafkasya'da özellikle Azerbaycan bağlantısı ve Azerbaycan-Ermenistan dengeleri açısından şey yapmıyor. Ortalığı çok fazla böyle bulandıran bir kimlik oluşturmamaya çalışıyor. Çünkü sonuç itibariyle Abdullahian ne için gitti Rusya'ya apar topar? Ya bu Türkler buralara girdiler, yani benim kuzey sınırımı Azerbaycan'la beraber kapattılar. Nahçıvan'da zaten Türk askeri ve Türk savaş uçakları tatbikat yapıyor. Yani her tarafım Türkiye ile ve Türklerle çevrildi. Sen bana biraz kıyak yap, bana biraz destek ol gibi bir mesaj da gitti ama mesela orada gündeme getirdi Abdullahian, dedi ki yani Hazar'ın statüsü başka ülkelerin askerlerinin oraya girmesini engellemeli. O yüzden Türkiye ile Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde yapmış oldukları tatbikat falan. Ama Sergey Lavrov da kaç bin yılın kurt Dışişleri Bakanı, her şey elinde tabii adamın, yani öyle havadan da konuşmaz. Dedi ki ama sen dedi Hazar'ın statüsünü belirleyen anlaşmayı daha İran'ın imzalamamış ki dedi. Şimdi bunu orada söyledi ya, zaten İran şunu anlıyor ki Rusya hem Azerbaycan hem Ermenistan arasında hem de Türkiye-Azerbaycan ittifakı karşısında dengeli bir pozisyon yürütmeye çalışıyor. Çünkü neresinden bakarsanız bakın 10 Kasım 2020 anlaşması sayesinde 1991'den sonra ilk kez Güney Kafkasya'ya ve özellikle Azerbaycan topraklarını, o da çok kısıtlı sayıda bir barış gücü askerini indirebildi Rusya. Bunu büyük bir avantaj olarak görüyor. Büyük bir siyasi, tek kurşun atmadan, onu kabul edelim, tek kurşun atmadan Rusya Güney Kafkasya'da bir güç sahibi oldu bu savaş nedeniyle. Şimdi eski Rusya sadece Ermenistan'la stratejik işbirliği olan ve büyük bir üssü de Ermenistan gümrüde bulunan bir ülkeyken, şimdi hem Azerbaycan'la hem Ermenistan'la hem Türkiye ile Kafkasya'da düzenleme yapabilen bir pozisyona geldi. Şimdi her ne kadar Kafkasya Sovyetler Birliği nedeniyle Rusya'nın arka bahçesi gibi hep değerlendirilse de 1991-2020 arasında azalan bir etkisi vardı Rusya'nın Kafkasya'da. Özellikle 2008 yılındaki Gürcistan Savaşı ve Gürcistan'la savaş halinin hala sürmesi nedeniyle, uzatmayayım. Şimdi tabii Rusya yakaladığı bir şeyi yakalamaya çalışıyor, yani tutmaya çalışıyor. O yüzden de Abdullahian'ın keyfi kaçıktı ama Rus televizyonlarına yaptığı açıklamalar, Tahran'ın bu konuda çok ciddi problem çıkaracağını ve ilerleyen yıllarda ve günlerde bu konuları daha çok konuşacağımızı göstermesi bakımından önemliydi. Çünkü biliyorsunuz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamalarda çok net ve sert olarak Tahran'a dedi ki, kardeşim burada İsrail varlığı diye bir şey var ise bunu belgeler üzerinden konuşun, biz de bilelim var mı yok mu, ona göre konuşalım falan dedi. Ve sonuçta dedi ki biz bu tür böyle komplo teorileriyle, kumpas laflarıyla, iddialarla davranacak bir devlet değiliz, işinize gidin dedi. İşte sonra da işte 5 Ekim'de biliyorsunuz İran dini lideri Ali Hamane'nin yanında bir cami olan temsilcilik ofisi
sürekli Covid-19'a neden olduğu gerekçesiyle işte bir denetimden geçirilince Ali Ekber, yani Ali Hamaney'in, dini liderin Bakü temsilcisi Ali Ekber Ocak Nejat da bugün itibariyle Tahran'a döndü. Yani böyle tatsız bir süreç devam ediyor ve Azerbaycan asla geri adım atmıyor İran karşısında. Ve Hasan Hasanov gibi farklı siyasiler, yanlış hatırlamıyorsam isimleri, açıkça söylediler. Yani burası bir Bahreyn değil, burası bir Irak değil. Burası Azerbaycan, burası Türk toprağı, burası bir Türk devleti. Öyle İran'ın ona buna yaptığı tarzda işler burada geçerli olmaz. Buna Tahran'ı uyarıyoruz şeklinde birçok Azerbaycanlı gazeteci, entelektüel, eski siyasi falan hepsi bunları tek tek anlatıyorlar. Yani hakikaten de onlar olmayacaktır. Ama mesela Abdullah Yan dedi ki Güney Kafkasya'da bizi endişelendiren nedir? Rusya 24'de. Birincisi, bazı yabancı güçlerin sınırlarını değiştirmek ve sınır geçişlerini kapatmak veya değiştirmek için bu bölgeyi etkilemeye çalışıyor olması. Bu direkt bizi ilgilendiriyor. Ya biz bir şey yapmıyoruz. Zangezur koridorunu biz icat etmedik. Türkiye icat etmedi bunu. Vladimir Putin'in de imzasının olduğu bir anlaşma var. 10 Kasım 2020. Orada yazıyor. Bütün yollar açılacak diyor. Bütün yolların egemenlikleri de var. Onlar yapılacak. Diyor ki aynı zamanda Karabağ'daki savaş sırasında ortaya çıkan teröristlerin varlığını da reddediyoruz. Ya yani gerçekten siyaseti konuşmamak, yani böyle biraz magazin falan takılmak istiyorum ya bu yaştan sonra. Çünkü yani Karabağ'da bu iddia savaş sırasında ortaya atıldı. Rus ordusu, Ermeni ordusu, İran istihbaratı, herkes, bütün, belki de Amerikalılar, İsrailliler, her kimse, orada bulunan bütün istihbarat örgütleri, yani Türkiye'den, Suriye'den oraya cihatist diye adlandırdıkları adamları götürdüğünü araştırdılar, bir tane bulamadılar. Efendim bir tane bulmuşlar, ya bırak. Şimdi hala bunu tekrarlıyor. Yani Azerbaycan Rusya ile son derece akılcı, son derece düzgün ilişki götüren bir devlet. İlham Aliyev işte bugün aramış, sohbet etmişler Putin'le, doğum gününü kutlamış, Karabağ konuşmuşlar falan. Şimdi onun istihbaratının gücünün ne olduğunu bilmiyor mu yani? Rus istihbaratının orada uçan kuşu takip ettiğini bilmiyor mu İlham Aliyev veya Türkiye'de? Kalkacaklar buradan selefist, cihadist diye adlandırılan eli silahlı bir takım sakallı adamları oraya götürecekler. Onlar da orada nasılsa hiç tespit edilemeyecek. Ya böyle bir, böyle bakın bizim medyada da var bu. Böyle birisi bir laf atıyor ortaya. Hiç kimse onun önünü, arkasını, sağını, solunu düşünmeden vay böyle mi olmuş? Ya onun olup olmayacağını öncelikle bir uzman gözüyle bakman lazım. Orada 7 düvelin istihbaratı var Karabağ'da. 7 düvel. Biri yakalasa dese ki aha işte şurada yakaladım, yıkılır ortalık. İran'a sok, nerede gördüm burada terörist diye, bulamaz. Ama iddia ediyor, çıkıyor bunu, işte bu bizim hani DAEŞ'le ticari ilişki kurmamız gibi bir şey. Sonra 4000 tane DAEŞ'liyi öldüren tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Hani gidiyordu ya füzeler bizim IŞİD'e, DAEŞ'e. Bazı gazeteciler var hala Almanyalarda falan, ötüp duruyorlar. Yani inanılır bir şey değil. Bir de diyor ki Azerbaycan toprakları üzerindeki Siyonist rejim hareketlerini kabul edilemez buluyoruz. Ya bunu şimdi İran Dışişleri Bakanı Rus televizyonunda Azerbaycan'a karşı söylüyor, çıldırmak işten değil. Bunlar nereden şüphelenmişler, neymiş biliyor musunuz? Ben araştırdım. Yani
İyi kötü araştırdım. Tabii daha detaylarına bakacağım. Bunların böyle bir takım devlet yayınları var İranlıların. Zaten o yayınların hepsi devletin de neyse geçelim. Ve İran Gençliği yayınları falan orada yorumlar var. Meğersem şu, şimdi İlham Aliyev, daha önce de söyledim, Şuşa'dan da geldikten sonra da anlattım. Yollar yapıyor, işte elektrik sistemlerini yeniliyor. Yani o işgalden kurtarılan bölgelerde inanın parası da var. Ayırmış demek ki zamanında o parayı. Yani ben gördüm, yani 10 ay içinde yapmadığını bırakmamış. Bütün yolları yapmış, elektrik sistemlerini yenilemiş, altyapıyı kalkındırıyor vesaire. Ve akıllı köyler, akıllı yerleşim birimleri planlıyor. Yani 21. yüzyıla uygun çiftlikler, üretim alanları, organize sanayi bölgeleri. Yani bunları planlıyor. Çok doğal yani. Sonuçta işgalden kurtardığı topraklar felaket, mayın tarlası, adamlar arkalarında hiçbir şey bırakmamışlar. Şimdi bu akıllı köyler, şunlar bunlar deyince bu İranlılar da demiş ki ya bunu yapsa İsrail yapar. Ya niye İsrail yapsın bunu yani? Yani şart mıdır İsrail'in yapması? Türkiye yapamaz mı? Türkiye'de yok mu o zeka veya Azerbaycan'da yok mu o kabiliyet? Yani akıllı bir köy kuracak kabiliyet yok mu Azerbaycan'da? Var tabii ki. Azerbaycan dediğin ülke eski bir süper gücün cumhuriyeti ya. Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı tıpkı Rusya gibi. Rusya'da ne kapasite varsa eğitimsel olarak, Azerbaycan'da da aynı kapasite var en azından. Fazlası vardır. Azeriler bir de Azerbaycan Türkleri, affedersiniz Azerbaycan Türkleri bir de entelektüel ve şair ruhludurlar, yani sanatkar yönleri de çok güçlüdür. Hepimize fark atarlar Türkiye Türklerine falan. O yüzden yani orada efendim yok İsrail o köylere yerleşecek mi? Yerleşmeyecek ya. İsrail'in o köylere yerleşmesine ihtiyacı da yok zaten. İsrail, Amerika her yeri takip ediyor. Senin Tahran'daki şeyine, o otomobil tamirhanenin fotoğrafını çekiyor. Ne işi var orada? Yani o yüzden gerçekten inanılır gibi bir durum olmaktan giderek çıkıyor. Yalnız şimdi sıkı durun, Türkiye ve Azerbaycan esasında Rusya'nın da arkasından dolanan yeni bir stratejiyi bence adım adım yürütüyorlar. Daha önceki Şuşa'dan dönüşte yapmış olduğum yorumlarda hatırlayacaksınız. Tarihleri uzun uzun vermeyeceğim. Dedim ki Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir savaş kaybetmesine rağmen eski statükoyu reddeden vatandaşları tarafından yeniden başbakan yapıldı. Bu çok önemlidir dedim, hatırlayacaksınız. Niye? Çünkü dünyanın her ülkesinde savaş kaybeden bir siyasi lider tarihin çöp tenekesine gider. Paşinyan gitmedi. Niye? Çünkü Ermeni halkı şunu dedi. Paşinyan, sen reformcu kimliğinle devam et. Ve hazır böyle bir fırsat yakalamışsan bir kalıcı barış ve istikrar ortamını da toparla dedi. Bakın. Azerbaycan ve Ermenistan uçakları, sivil uçakları tabii, artık birbirlerinin hava sahasını kullanacaklar. Büyük bir olasılıkla yakın bir tarihte de Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları da bir araya gelecek. Paşinyan sürekli açıklıyor, İlham Aliyev de sürekli açıklıyor. Diyorlar ki biz gereken düzenlemeleri yaptıktan sonra tabii ki oturup konuşacağız, tabii ki bu işe nihai bir çözüm bulacağız. Çünkü Türkiye'de medyanın da ve akademisyenlerin de ve hatta bazı siyasilerin de unuttukları bir şey var. Bir yerde ateşkes anlaşması, mesela Libya'da ateşkes var. Aynı şey Dağlık Karabağ'da da var. Libya bir yerde ateşkes anlaşmasının olması o savaşın bittiği anlamına gelmiyor. Sadece ateşin kesildiği anlamına geliyor. O yüzden gerek Libya'da gerek Dağlık Karabağ'da ilerleyen zamanda inşallah Beşar'dan kurtuldukları da zaman Suriye'de insanlar oturacaklar ve barışı esas olarak tesis edecekler. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Türkiye ve Azerbaycan
zaten ekonomide de çok zorluklar çeken Ermenistan'a diyor ki, gel makul, hiç kimseyi rencide etmeyecek bir daha savaşacak halimiz yok yani durup dururken. Artık bitti o, tamam. Hiç kimseyi rencide etmeyecek bir plan çerçevesinde biz oturalım, bu işi bitirelim. Türkiye sınırını açsın, biz sınırı açalım, bütün yollar açılsın. Han kentindeki Ermeni ile ne bileyim ben Nahçıvan'daki Azerbaycan Türk'ü de gerekirse buluşsun. Yani ne yaparsak yapalım burada bir ortak bir Kafkasyalılık ruhunu doğuralım diyorlar gibi gözüküyor. Bu esas İran'ın sonu demektir. Rusya'nın değil, İran'ın sonu. Zaten Türkiye çıktı ne dedi? Ya arkadaş biz 6 ülke bir araya gelemeyeceksek ne yapacağız bu dünyada dedi. Ne dedi? İşte Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Türkiye ve Rusya 6 ülke buluşalım. Kafkasya'da bir anlaşma yapalım. Kafkasya-Hazar anlaşması yapalım. Tabii oraya çıt yok ama sonuç itibariyle eğer bir flört varsa ki ben bu flörtü desteklerim İlham Aliyev'le Nikol Paşinyan arasında siyasi anlamda, onun bir sonucunun ortaya çıkması halinde savaşa yüzünü dönmüş İran gibi devletlerin de taca gideceği yeni bir süreç olabilir. Yeni bir süreç olabilir. Şimdi tabii İlham Aliyev'in şimdi anladım niçin Serge Sarkisyan veya Robert Koçaryan gibi faşist kimlikli Ermeni eski liderlerini bir kez daha tehdit ettiğini, hani ben gelirim kafanızı kırarım sizin dedi ya İlham Aliyev. Şimdi anlıyorum yani esasında İlham Aliyev, Serge Sarkisyan, Robert Koçaryan gibi Karabağ çetesinin faşist politikacılarına karşı Nikol Paşinyan'ın yanında yer aldığını da ifade eden bir kimlikle ortaya çıktı iki gün önce ve bakıp Paşinyan'a tek kelime etmedi ama Karabağ çetesinin bütün elemanlarına çok ağır hakaretlerde bulundu ve hatta yeri geldiğinde kafalarını kıracağını da söyledi. Şimdi böyle bir durumda gidiyoruz. Çavuşoğlu'nun da güzel açıklaması var. Yani diyor ki İran çabalarını boşa harcamasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusuyla Azerbaycan'ın ordusu istediği yerde istediği ortak tatbikatı yapar. Yeter ki tatbikatlar bir başkasına tehdit oluşturmasın. İşte o cümle önemli. O yüzden gördüğüm kadarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın bu kardeşlik ittifakı entelektüel bir cümle kurayım isterseniz gider ayak. Yani Kafkasya'da yeni bir stratejik paradigmanın merkezine oturmuş durumda. O çerçevede de işler şu an için gördüğüm kadarıyla kontrol altında. Kalın sağlıcakla.